daha fazla doğabilir. Burası Ökkeş alanlarından doğu yüzünde mi? Gazlar ediyor dedik sizi. Hazırlıksız olmayın dedik, bin kere dedik. Hazır tutunun bayanları dedik. Nerede süper kobralar lan? Benim burası Semerkant TV başlamış. Süper kobralar kalkamıyorum. Komutanım galiba kırma basacaklar. Ben anlamam oğlum. Gazlar helikopterleri. Bırakamayız orada adamları. Sabah 5'te çıktılar. Kim? Yaşar Yüzbaşı, Kemal Başçavuş ve 2 asker. Çıranız kaldı mı? Var komutanım. Gofret? Ben de komutanım. Ne olursa olsun aşağı inmeniz lazım. Önce durumu telsizle bildireceğiz. Ama karargahında vakti yoktur. Bizi bizden başka kimse kurtarmayacak, anlaşıldı mı? Bırak. Kemal Başçavuş. Evet komutanım. Ne görüyorsun? On kişi tepede duruyor komutanım. Aralıklarla ilerleyen bir on kişi daha var. Oğuz. Oğuz uyan Oğuz! ...923 Kırım burası da. Daha burası Kırım. Pusudan daha evine sığındık. 10 kişi bizi gözetliyor, en az bir o kadar da takip ediyordur. Ökkeş gelecek, daha dayanın. O kadar vaktimiz yok Kırım. Daha 4-5 saate oradalar, dayanmanız lazım. Kemal Başçavuş'un yanına gidin, bırak. Veysel, beni iyi dinle. 4-5 saate Bordo belirliler burada 4 tane ceset bulacaklar. Boş ver şimdi yaramı. Hemen gelmeniz lazım. Kısa dönemin yanında tüfek bile yok. Diğeri de zaten Bekir. Yaşar, eteklerde kar fırtınası var. Helikopterler kalkamıyor. Ökkeş akşama doğru geldi. Sıkın dişinizi. Senden daha muhakkak poşet var mı lan bu diyor? He? Bekir, başlamayın oğlum. Allah'ın seversen nerede oğlum senin tüfeğin? Gerizekalı mı? Betçi olma şantan tamir edeceğiz diye gerek yok demedim mi? Sanki senin var, boş boş konuşma. Ulan oğlum hadi ben arızayım diye vermiyorlar, şerefsiz. Sen ve senin gibiler yüzden öleceğiz lan burada. Çif! Kes çekeceğim kafayı ağzına. Kim 2 ay öncesinden künye yaptırır ki? Moda girelim şimdiden. Ya ne gerek var? Sizinkiler dünden razı, ver parayı kurtul. Oğuz 5 ay. 5,5 ay. Kalmanı istiyorum hala anlamadıysa. Ben de kalmak istiyorum, biliyorsun bunu. Çok güzel ifade ediyorsun gerçekten. Da işte öyle. Para verip tüfek tutmadan ben bunu yapamam, biliyorsun. Bu milliyetçilik seni daha mı erkek hissettiriyor? Evet, daha erkek hissettiriyor. Ben de burada seni bekleyen, telefondaki kıskançlık krizlerini yatıştıracak olan kız mıyım peki? Yo, değilsin. Ben de o erkek değilim zaten. Ya bizim neslimizde kadınlarda hiç askere gidene karşı bir saygı, sevgi kalmadı mı? Ne yapmam gerekiyor benim burada? Oncağı kim bekleyecek? O stresi kim çekecek? Ben giderken ayrılırsın işte. Birkaç hafta evde bilgisayarda takılırsın. Sonra arkadaşlarını asmalıya gidersin. Gözünü birini kestirirsin. Akşam sevişirsin. Kendini kaşar hissetmemek için onunla çıkmaya başlarsın. Ta ki sıkılana kadar. O taboka trip atıp iyice sıradanlaşıp kendini önemli hissetmek için ondan da ayrılırsın. Altına 2 senenin planını yaptım. 5 ay da neymiş? Siktir git, tut tüfeğini o zaman. Burası Kurt Dişi. 2 kilometre doğuda. Bordo belirliler bizi kurtarmak için tırmanırken buradan geçmek zorundalar.
Bir şekilde oraya ulaşırsak götü kurtardık beyler. 200 metre komutanım. Burada olduğunuzu eminler. Yoksa 20 kişi bir saat harcamazdı. Kemal! Evet komutanım. Kurt dişine sen götüreceksin bunları. Hangisinin atışı daha iyi? Oğuz. Ne? Komutanım ben göz kapalı bundan daha iyi atarım. Oğlum seninle uğraşamam lan şimdi. Kemal! Tüfeğini Oğuz'a ver. Telsizi Bekir'e ver Oğuz. Komutanım. Bekir. Al şunu. Ne olursa olsun bırakma. Zikzak çizerek koşacaksınız. Tepede kesinlikle nişancıları vardır. Kemal seni yanında koruyacak. Baltepe'ye kadar koşun, tepeden aşağı atın kendinizi. Kar yumuşak, en az 100 metre kayarsınız. Oğuz, ben emir verince sen de arkalarından aynen gideceksin. Komutanım siz? 50 metre! Sakin olun. Ben tam arkanızda olacağım. Herkes işini yapacak. Otur. Burak! Burak! Emredin komutanım. Arkadaşına yiyecek bir şeyler getir. Palaskan nerede lan senin? Siktir git. Emredersin komutanım. Nerelisin? Bizimkiler Kozanlı, ben Ankara'da doğdum komutanım. İstanbul'da oturuyorum. Çok küfür ettin mi burası çıkınca? Hem de nasıl? En büyük düşmanın sıkılmak. Kendine kitap gönderdi. Öyle ki boş şeyler olmasın, her şeye onay veririm. Ne mezunuydun sen? Tarih komutanım. Ama ne iş olursa yaparım. Bir Alman, bir İtalyan, bir de Türk bir otelde kalmışlar. Hepsinin otel odasında cillop gibi böyle yavru bir Fransız hizmetçi, bir de ütü bekleyen çamaşırlar varmış. Alman odasına girince önce ütüyü yapmış, sonra kızla sevişmiş. Sonra da gururla bizde önce iş sonra aşk gelir demiş. İtalyan tam tersi. Önce kızla sevişmiş, sonra ütüyü yapmış. Bizde önce aşk, sonra iş gelir demiş. Sıra bizimkine gelmiş. Türk kızı bir güzel domaltıp ütüyü yaptırmış. Vallahi demiş bizde iş yapanı sikerler. 100 metre. Oğuz. Nişan al. Nefesini tut. Safi ol koçum. Ben hemen arkanda olacağım. Zikzak çizerek koş, tamam mı? Evet. Kemal! Hazırız komutanım! Şimdi siper al!
Komutanım taşırım sizi. Taşırım sizi komutanım. Ne biçim kısa dönemsin nasıl? Hayır. Beni değil tüfeği alacaksın. Kemal Başçavuş nerede? Oğlum konuşsana lan. Gitmemiz lazım Bekir. Lan konuşsana mal bebe, nerede Kemal Başçavuş? Öldüler. Ne diyorsun oğlum, sen nasıl öldüler? Öldüler. Yüzbaşı evde bir daha vuruldu. Kemal Başçavuş da ben koşarken nişancı. Orospu çocukları. Orospu çocukları! Bekir gitmemiz lazım. Kırım, buradayız Kırım. Parola. Ne? 923. 923 Kırım. Daha durum raporu ver. Komutanım, Kemal Başçavuş ve Yaşar Yüzbaşı vuruldular. Yaşıyorlar mı daha? Hayır komutanım. Daha durum kötü. Sandığımızdan daha kötü. Acilen yamaçlardan... Kırım anlaşılmadı, tekrar et. Oğlum oradan siktirip çıkmanız gerek, hep de arkanızdan geliyorlar. Komutanım anlamıyoruz, tekrar edin. Zirveye çıkın, zirveye geliyor hemen. Kırım anlaşılmadı, tekrar et. Kırım tekrar et. Şimdi yarrağı yedik. Dur sakin ol. Oğlum poşet, kafayı kullan, Kemal Çavuş da yok, ne yapacağız şimdi? Zirveye çıkın dedi, onu anladık. Çok düşünemedim Yaşar Yüzbaşı. Bak buraya bak. Biz buradayız. Zirve 2 kilometre doğuda. Yaşar Yüzbaşı kurt dişledi. Oraya gideceğiz zaten. Telsizle konuşmak için zirveye gitmemiz lazım. Zaten yakınız, 1-2 saat yolculuk var. Ya neden? Anten çalışmıyor, onu tamir etmek için geldik buraya. Ne yapıyorsun lan? Haritayı al tipiye doğru git.
Salak mısın oğlum sen? Kalma sırası bende. Lan Mekir gerizekalı, bilme silik mi yarıştırıyorsun? Lan oğlum poşetsin sen, yürüsene daha yön bulursun. Mekir gidemem tek başıma, yan yana durmalıyız. Lan oğlum siktirip gitsene ya. Biraz gözlerini korkutup kaçacağım, senin gibi bir kötüsünün örneğe niyetim yok, kaybol. Lan bana bak. Zirveye 2 kilometre doğru. Güneşin battığı yönün tersine doğru gideceksin, anladın mı? Lan yürü git, siktir git. Sana hadi 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 diyecekler. Piyade kolay mı sandın? Hele bir de tören var. Bacaklarım var ya mahvoldum seni. Selçuk, saçma sapan konuşma. Şu yemeğimizi bir huzurla yiyelim, ondan sonra bu konuşmaları yaparsınız. Hani bilsin bunları. Beklentilerini düşürsün, ileride rahat eder. Sus artık ya. Mahvolacaksın. Sen muhallebici adamsın. İnternetin yok. Kızların yok. Ananı ağlatacaklar senin, anamızı. Oğuz, yavrum. Şunu bedelli yapsan, daha rahat edersin. Hem daha vakit de var. Bir kere daha düşün. Yapmaz ki. Ben babam hayattayken yaptım diye altta kalmaz. Ne? Tabii. Ne alakası var seninle ya? Tabii. Peki neden oğlum? Anneciğim. İçim rahat etmez. Size komik gelebilir ama ben askere gideceğim diye hep mutlu oldum. Ayrıca babam da mutlu olurdu. Gideceksin, mutlu olacaksın bir gün. Sonra Oğuz, abicim sen üşengeç adamsın. Kız arkadaşını özleyeceksin. O seni bekleyecek. O kartlı telefonların başına delireceksin. O ibrikli alturka tuvaletlerde elini... Selçuk! Yeter artık! Terbiyesiz. Sabah 7'de seni uyandırdıklarında egzersiz için 5 kilometre koşarken bu söylediklerimi hatırlarsın. Ateş etmeyin! Ateş etmeyin! Kurşunum bitti! Ateş etmeyin! Ateş etmeyin!
çekil, çabuk ol! Hadi! Çekil, ne yapıyorsun? Oğuz! Neredesin amına kodum? Oğuz, anlamanı istiyorum. Ezberlemeni değil. Çünkü Legnica her şeyin değiştiği anda aslında. Hocam biliyorum zaten ben. Bana mazeret verme. Bu boş. İçi boş bunun. İnternetten şuradan buradan kaldırdığım bilgilerle dolu. Ben aslını kavramanı istiyorum. Türk Subutay Avrupa'ya girdiğinde onların asker sayısının kendisininkinden kat kat fazla olacağını biliyordu. Ama adam buna hazırlıklıydı. Anladım hocam. Onların kibirlerine ve kendini beğenmişliklerine yenilmelerini istiyordu. İlk emri verdiğinde Çağatay ve Cengiz Han'ın oğulları bizimkinin yüzüne garip garip bakmışlardır. Çünkü bu taktik çöllerde ve bozkırda az sayıda atlıyla geçerliydi. Böyle ormanlı şövalyeli meydan savaşlarında değil. Anladım hocam. Anlamadım. Henüz anlamadım. Ama bir gün anlayacaksın. Git şimdi bunu tekrarlayız. Bekir. Bekir dur. Oturalım iki dakika. Oğlum o vurduğun adam öldü biliyorsun değil mi? Şimdi hepsi bizim peşimizdedir. Harbi öldü mü lan herif? Evet. İyi olmuş. Ulan sen ne arıza adamsın? Poşetlerin kralısın ama. Döndün orada beni kurtardın ya. Sağ olam, Allah razı olsun. Legnica. Ne? Legnica Savaşı. O ne lan? Moğollar Avrupa'yı istila ederken Alman ve Polonyalı bir orduyla savaşmak zorundalardı. Ama asker sayıları daha azdı. Al. Evet. Savaş esnasında generallerin emriyle bunlar korkup kaçıyor gibi yaptılar. Savaşın geri çekilmeyle sonlandığını zanneden bu salak şövalyeler de küçük gruplara ayrılıp takip etti. Abi esi işte Moğolların da istediği buydu zaten. Soyuca üstün düşmanlarını küçük gruplara ayırıp daha hızlı atlarla daha uzun menzilli oklarla avladılar. Gittin ya, ben dönmeyeceksin zannettim. Ver ne? Göm poşetleri gidelim. Yeter be yeter, kapatın şu müziği ya. Nöbete gideceğim bir saat sonra. Gece gece ne saygısız etlersiniz ya. Hayırdır kardeş, iyi misin? Kapatsana oğlum şu müziği, nöbete gideceğim birazdan. Yazık sana ya. Bak emir vereceğim şimdi, sike sike kapacaksın onu. Abo! Lan şuna bakın lan. İki haftaya çavuş oldun diye sen bana emir mi vereceksin? Hı? Beyler uyuyoruz ya. Ben bela mısın sen? Belayım ya. Önce haftalarca kilitli odalarda çöp topladım. Kesmedi. Tabur komutanı içtima alanında izmarit toplamamı emretti. Reddettim. Cezaevine göndermekle tehdit etti. Ben de göndermezsen ibnesin lan dedim. Sonra askerliğim bir sene uzadı. Bu da ikinci senem. Hala daha 3-5 nöbetine giderim.
Senin gibi de 5 tane poşet gönderdim. Hepsi de ya seve seve ya da sike sike bu Ankaralı Turgut'a alıştılar. Bence sen de seve seve alışmalısın. Siktir lan. Ulan biraz daha şansını zorla da ağzın üstüne gömeyim seni. Görsene lan. Senden korkan senin gibi olsun lan. Ulan 2 senedir senin gibi poşet... Poşet ne oldu? Şunlara abi, ayırın şunlara ya. Aklına bak ya. Sakin ol. Ya niye sakin olayım ya? Ya gece gelmiş bana şey yapıyor. Tamam sakin ol. Onunla bir olma. Neyine bir olacağım ben Allah'ın cahiliye zaten. Şurada duracağın seni çok kısa gör. Sakin ol. Sakin ol. Sonrasına bakarsın. Otur. Otur otur. Ne oğlum sizin neredeyiz? Peki hadi seni anladım. Sen ruh hastası, askerliği bitmeyecek manyağın tekisin, bela oldun başıma. Ya sen Oğuz? Kısa dönemsin diye ayrıcalık mı bekliyorsun benden? Hayır komutanım. Sus lan! Konuş dedim mi lan sana? Oğlum ikinize de haddinizi bildiririm. Bak zaten Allah'ın dağı burası. Yaşınızdan başınızdan utanın. Öteki askerlerin hepsini örnek olmanız lazım lan size. Çarşılarınızı askerliğiniz bitene kadar kesiyorum. Bundan sonra ne bok olursa olsun yanımda geleceksiniz. Çöp toplama, bok silme, pencere, tabak, çanak... Ne kadar sikindirik iş varsa hepsini yapacaksınız lan. Hele bir yapmayın. Kurt dişine bırakırım sizi donunuzla zibidiler. Sen sivilde ne yapıyordun? Babam elektrikçi Valgat'ta, onun yanındayım. Yanındaydım yani. Öldü mü? O ölmedi de ben unuttum. Nasıl yani? Askerden önceki hayatımı hatırlamıyorum. Yani hatırlasam da başka biriymişim gibi geliyor. 2 sene 8 ay ben. Cezalarla, firarlarla. Başka biriyim yani artık. Senin diyecek bir lafın yok mu? Ne? Lan utanmıyorsunuz değil mi ben? Senin gibi milyonlarca üniversiteli 3-5 ay yaparken sen gelmişsin. Ya yürü git. Boş boş konuşma. İstesem medalli yapardım, yapmadım. O kadar da şerefsiz olma lan. 5 ay lan bebe. Normal bir askerin 1/3 kadar. Ne lan yani? Sen şimdi bizden 3 kat daha mı değerlisin? Gerizekalı herif. Benim param da hakkım da vardı. Ben kendim gelmek istedim. Lan böyle bir şeyin ayrımı olmaz be. Askerliğin bedeli olamaz. Ya olursa da para olamaz. Hem bizim babalarımız değil, sizin babalarınız tanıyor o koltukta oturanları. Ulan kısa dönem çıkarttılar, ona bile ağladınız be. Karı gibi zırladınız ibneler. Gencecik çocuklar burada içtima alanında içtima nezle Kral TV izleyerek geçiriyorlar. Hatta ölüyorlar lan. Utanmıyor musunuz? He? Kaşarları sikmek, ortamları akmak, okumakmış. Kaçınız okuyup da adam oldunuz lan? Sen kaç yaşındasın Bekir? Sana ne lan? Hayır yani benden bile kaç yaş büyüksün sen. Ne oldu hayırdır? Ne diyorsun oğlum sen? Ha? Ya sen yurt dışında saklanıyordun ya da burada kaçıyordun. Ha? Ne oldu gencecik çocukların haklarına? Utanmadın mı lan korkak?
29 yaşındayım. İlk başta babama yardım edeyim bahanesiyle gelmedim, doğru. Ama dedim ya, bahaneydi o. Gezdik, tozduk, bilardo oynadık. Sonra annem hastalandı. Birkaç sene dayanabilir dediler. Daha uzun sürdü. Annem öldüğü günde gelip teslim oldum birliğe. Sen? Ben ne manyak herif, ben ne? Oğlum 21 yaşında bitmiyor mu üniversite? Sen niye gelmedin? Aşık oldum. Ya bir hatun mu sebep oldu gelmemene? Birden fazla. Biri bitti, diğeri başladı. O yüzden sürekli erteledim. Vay 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 vay. Ne fark eder ya? Ne mi fark eder? Ulan sen keyiften gelmemişsin, ben zorunluluktan gelmemişim. Ne fark eder Bekir? Şu an ne farkımız var? Doğru diyorsun. Oğlum seni sevmedim. Hiç de sevmeyeceğim. Ama bundan sonra bu yolun dönüşü yok. Neyi? Kardeşiz artık. Hayatımı kurtardım. Şimdi tüfekleri alalım. Ne hatırlıyorum biliyor musun Bekir? Sen 6 yaşındayken mahalledeki bir çocuk sana koca kafalı dedi diye kulağının tezine vurmuştun, hatırladın mı? Hatırladım anne. Anası babası şikayetçi olmuşlardı. Çocuk bir hafta duyamamıştı. Sen çok üzülmüştün yavrum. Büyüyünce pişmanlık hissedip o çocuğu hep koruyup kollamıştın. Hatırladın mı? Yavrum. Kıskın yufka yürekli Bekir'im. Çatma kaşlarını Allah aşkına. Kızma kimseye. Sıkma canını hiç. Çocukluğunda olduğun gibi vicdanlı ol. Olamasan da ben gidince güzel akıllı bir kız bul. Böyle kulağını çekebilsin. Evlen onunla. Ama babanı da düğüne çağırmayı unutma, oldu mu yavrum? Biliyorum. O gelmek istemeyecek. Dükkanı bırakmak istemeyecek ama tutup kolundan mürüvvetini görsün. Benim de yerime görsün. Halay çektir ona. Halay çekmeyi sevmez biliyorum. Ama zorla tut kolundan çektir, at piste. Askere git oğlum. Arkadaş edin orada. Komutanlarını dinle. Hayırlı evlat oğlum. Öyle kızma hiçbir şeye. Hep kızıyorsun, en çok da sen yoruluyorsun. Pes etme Bekir. Umutsuzluğa kapılma hiç yavrum. Ne olursa olsun. Nerede olursan ol. Başın hep dik olsun Bekir. Belada olsan bile oğlum. Karda iyice bastırdı. Gel içeriye geçelim. İçerisi lan. Hadi sıra sende. Ne sırası? Oğlum Yaşar Yüzbaşı seni neden çağırdı zannediyorsun? İşkence çekelim diye, neden? Sen elektrikten anlamıyor musun? Bak bakalım sorun neymiş. Ne bu eksik damına koydun ya? Hayrola, keyfin yerinde mi? Fena değil. Oğlum gidip baksana şu alet edevat çantasına. Elimle mi açacağım ben bunları?
Ötsene. Hangi kafayla alıyorlar amına koyayım seni üniversite? Bak ne var burada? Bakalım bu niye çalışmıyormuş ya? Şimdi anlarız. Üzgünüm, burası daha cevap verdi ha. Komutanım, ben Erbekir. Yanımda kısadan hem çavuş Oğuz var. Zirveye tırmandık, karargaha ulaşmaya çalışıyoruz. Komutanım, biz sizle konuşmak için zirveye çıktık. Ne işiniz var lan zirvede? Komutanım, dün gece karargahta zaten sinyal kesildi diye buraya geliyorduk. Telsizle de buraya çıkın dediniz. Burası Ökkeş komutanım, bunlar röle istasyonuna gitmiş. Sigorta çıkmış, anten sapasağlam. Peki, güzel evladım. Sabotaj hazır ya. Arkadaşın nerede? İçeriye alet edemat almaya git. Hoşçakalın. Defne, iyi günler. Tanışıyor muyuz? Yani sanmıyorum da biz geliyoruz bazen arkadaşlarla.
Ya ben uzun zamandır seni burada böyle görüyorum. Daha önce gelecektim aslında konuşmak için de. Çok cesaret edemedim galiba. İsmini bile daha yeni öğrendim. Bu arada ben Bekir. Tamam, memnun oldum. Şey diyecektim. Ya ben 2 hafta sonra askere gidiyorum Defne. Firardan dolayı da bayağı bir cezalı yapacağım. Hani zaman önemlidir ya insan için. İnsan hep özleyeceği birini arar ya. Ya yanlış anlama, sen de çok güzel bir bayansın. Hani dedim aklımda kalacağını gideyim içimi dökeyim. Bekir Bey. Bekir Bey değildir. Bekir desem. Bekir Bey, yani kusura bakmayın ama ben ilgilenmiyorum. Yani neden peki? Nasıl? Yani şeyden dedim. Bir erkek arkadaşım falan mı var? Hayır. Yani Bekir Bey, benim gerçekten işe dönmem lazım. Sorun mu var Defne? Hayır Tuna Bey, bir sorun yok. Mevzu neydi, ben yardımcı olayım. Bir mevzu yok Tuna Bey. Mevzu yoksa o zaman konuşmaya da gerek yok demektir. Hep tezgahın önünde işgal etmemiş olursun. Şimdi sana burada bir mevzu yaparım. Ha, ben o tarzım diyorsunuz. O zaman mevzuya güvenliği de ortak edelim. Hep beraber konuşuruz. Ne derdiniz? Lan göt herif. Güvenliğine şimdi başlatma. Yani şimdi... Neyse, Defne Hanım'a da ayıp olacak. Sonra görüşürüz. Öldüğüne emin misiniz? Evet komutanım. Peki yanında mı olacakmış? Yanımda, beraber dinliyoruz komutanım. İyi dinleyin beni. Şu anda hemen size gelemeyeceğiz. Karargahın saldırı altında. Bütün özel kuvvetler olarak oraya destek olmamız emredildi. Önceliği onlara vermemiz lazım. Biliyorum elinizden geleni yapıyorsunuz. Ama size de birini ulaştıracağım. Söz veriyorum. Anladınız mı beni? Emredersiniz komutanım. Biri sizinle irtibata geçecek. Sıkın dişinizi. Sıka sıka diş mi kaldı mı? Ne bakacağız? Antrikot sever misin? He? Antrikot diyorum, şimdi ne güzel giderdi. Yani iyi bir çocuk. Beni de çok seviyor. Harika. Çıkacak mısınız? Ne zaman gidiyorsun sen? Haftaya bineceğim otobüse. Çıkacak mısınız? Bilmiyorum. Hayırlı tezkereler. Modern fiziğe göre farklı evrenler var. Ufak tefek farklılıklar ya da tamamen bambaşka olan şeyler. Mesela birinde ben sarışınım, birinde sen erkeksin. Ağuz başlamayın. Şu an bu evrende biz kararlarımızı verdik, yapacaklarımızı yaptık. Ama orada bir tanesinde sessizce birbirimize bakıyoruz kapı ağzında. Buraya gelmemeliydin. Sonra dayanamıyorsun. Ağuz, kapıyorum kapıyı. Ağuz, rahat bırak beni lütfen. Annen evde mi? Kapıyorum. Dağdan çıkamayacağız lan. Burası solumuz olacak. Komik olan ne? Lan son gördüğüm insan sen olacaksın lan. Sen. Arıza Bekir. Psikopat Bekir.
Seni ilk gördüğümde balici, tinerci falan sanmıştım biliyor musun? Alakam olmaz be. Daha betersin. Ben de seni ilk gördüğümde ibne sanmıştım. Gerçi sen ibne de çıktın ama. Siktir lan. Var mı İstanbul'da seni bekleyen? Yok. Aklında birisi? Var. Anlatsana dinleyelim. Ya Bekir bırak Allah aşkına. Oğlum anlat be poşet. 2,5 sene oldu askerdeyim. Normal hayat neymiş bir görelim. Ya anormal olduğunu kabul ediyorsun yani. Şansını zorlama. İsmi Pelin. Buraya gelmeden 1 sene önce tanışmıştık. Hani hep aşık olurum ama Pelin farklıydı. Öyle zaman geçmesin istersin ya. Çünkü ileride boka saracağını bilirsin. İşte onun yanında hep öyle hissettim. Güzel miydi? Güzel. Bana verir mi? Ne eğlenceliydi lan? Harbi ha. Lan bütün gün Dota oynadık oğlum sabaha kadar. Oğlum yaşlandık artık öyle bir zaman kalmadı. Abartma abi daha 30 olmadı. Söyledin mi Sihir'de? Dünden beri kayıplardayım. Yakında öğrenirler ama. Sıkmıyorsun değil mi canım? Niye sıkayım abi? Abi Allah'ın dağı çünkü. Lan sen Ankara'ya gidiyorsun lan. Daha büyük dağ var mı Türkiye'de? Abi benim param olsaydı ben kesinlikle verirdim ya. Hiç. Çile çekmek de güzeldir benim. Öyle rahat, Bebek'te, Çeşme'de gezdiğimiz, Bodrum'da fink attığımız, yatlarda, katlarda böyle kırdı kızlı, bizim olmayan paraları bahşiş diye bıraktığımız 27 sene geçmiş abi. Geçiyor. Biraz da çile çekeyim. Abi öyle demek istemedim. Bak hani ölürsem eğer, şimdi bizim bu... Saçmalama. Dur bak, saçmalama. Dinle. Dur bir dakika. Diyelim öldüm. Bizim bu kaymak tabakının halini düşünsene bak nasıl tutuşuyor. Fazla saçmalamaya baş. Değil mi? Orada 31 çekip duracaksın. Cevap verin. 923 Kırım. Başar parola yazlar. Nasılsınız? Kimsiniz burası da? Üsteğmen Torul Tümen. Bizimkilerden güzel kardeşim. Ama heyecanlanmayın. O size çok yokum var. Hayatta bu sırada iyi kontrol edeyim dedim. Dediklerimi harfiyen uygulayacaksınız. Anladınız mı? Komutanım diğerleri? Karakolunuz hala çatışıyor. Bizim müfrese de orada. Sizi bölüyü savunuyorlar. Siz de iki ucu boklu değneğin tam ortasındasınız. Ne yapmamız lazım komutanım? Ölmeniz lazım. Komutanım yanlış anlaşıldı. Hayır koçum. Yanlış anlaşılmadı. Düşman püskürtüldükçe size doğru geliyor. Berbat bir kıskacın arasında kaldınız. Öldüğünüzü farz edin. Buradan kurtulamayacağınızı görün. Kaybedecek bir şey olmayan insanlar gibi düşünün. Beyler, korkunuzu yok etmek için böyle düşünmeniz şart. Bir asker olarak görevinizi şu noktada ancak öldüğünüzü farz ederek yapabilirsiniz. Anlaşıldı mı? Biz bir süredir farkındayız zaten komutanım. Zorundasınız. İyi dayandınız. Ama daha bitmedi. Sabah yaklaşınca sizi uyandıracağım. Dinlenmeye çalışın. Emredersiniz komutanım. İyi bok yedim. Öyle çat diye söyledin mi oğlum kadını? Nereden bileyim abi bu kadar üzüleceğini? Gerizekalısınız yemin ederim. Niye bu kadar büyütüyorsunuz ya? Alt üstü dağa gidiyorum. Geri döneceğiz herhalde. Anne babalar için öyle değil o iş. Her gelen ölüm haberiyle beraber ev hamlanacak. Annemin halini burada 5,5 ay düşün. Nöbette olacaksın, orada burada olacaksın. Tamam ben ona yardımcı olacağım ama anneni de biraz düşün bari. Ne yapabilirim? Ben askere gideceğim dedim. Neresini istediğime dair bir dilekçe falan vermedim. Aferin. Büyük adamsın. Benim içim rahat sanki.
Oğlum özür dilerim, sen bana bakma. Ben hala seni dolaplarda oynayan Oğuz zannediyorum. Sen büyüdün oğlum artık. Pelin'den ne haber? Ayrıldık. Hı. Yeni birini istemiyorum. Sen bilirsin. Evet, aktardım komutanım. Kaç kurşunumuz kaldı? Komutanım, 5 tane mermimiz kaldı. Tamam. Şimdi kurşunları paylaştıracağız. Bekir, sen ikisini alacaksın. Üçünü de Oğuz'a vereceksin. Kurt dişine kadar en az 50 tane orada olacak. İlk silah sesiyle hepsi üzerinize gelir. 5 kurşunda hiç bok yapamazsınız. Gerizekalılık yapmayın. Görünmez olun. Uyanık olun. Emredersiniz komutanım. Röleyi zaten tamir ettiniz. Sayenizde karargahın telsizleri çalışıyor. Görevinizi zaten yaptınız. Kurşunlarınızı gerekmediği takdirde kullanmayacaksınız. Anlaşıldı komutanım. Elinizi çabuk tutun. Güneş batmadan kurt dişine ulaşmanız lazım. Komutanım, bir şey sorabilir miyim? Söyle. Komutanım, siz neden kendinizi feda ediyorsunuz bizim için? Babam askerdi benim. Asker yaşadı, asker öldü. Daha 2 yaşındaydım. Ne demek olduğunu anlamadım. Babam bir yerlerdeydi. Hep öyle sandım. Öldüğünü anladığımda ise çok geçti. Kararımı vermiştim. Yarım kalan hesabı ben kapayacaktım. Ama kapanmıyor ölüler. O hesap hep açık kalıyor. Ölülerin umurunda mı sanıyorsunuz? Kim ölmüş, kim intikam almış? Mesele yaşamak beyler. İşte o yüzden buradayım. Gelip seni yaşatmak için. Geldiler. Geldiler çocuk. Komutanım! Komutanım! Ne yapıyorsun burada? Ne yapacağız onu? Neyi ne yapacağız ya? Öyle mi bırakacağız? Oğuz! Eğer ölen biz olsaydık o bizi kargalara bırakırdı. İşte bu yüzden bizim bir farkımız olsun değil mi? Başlama gene. Tarih savaşlarla dolu. Ya başlama gene be. Çünkü tarihi savaşanlar değil, kazanan tarafın politikacıları yazıyor. Bir de şuna bak Bekir. Neye bakayım ben? Ceset o öldü. Seni öldürmeye çalıştı. Eğer ben onu öldürmeseydim o bizi öldürecekti. Hikaye bu kadar basit. Bu kadar basit değil işte. Ya biz ölseydik? Ya seni özet geçerlerdi, o ayrı. Ama ben farklı olurdum. Çünkü çok az kısa dönem var şehit olan. Ben öbürsem Eren çok neye üzülürüm biliyor musun? Ben gömülürken babamın ağlamasını. Onun da babası var. Çocuğu yaptığını yaptı. Babasının suçu ne? Dünyada beni ondan daha çok kahredecek hiçbir şey olamaz. Ne garip değil mi? Düşmanı sadece ölünce kendimize benzetiyoruz. La Bekir oğlum, senin de hiç ağzının ayarı yok. Yemin ediyorum ağzının ayarı yok ya. Senin var sanki. Var tabii oğlum. Ben karının yanında küfür etmem ki. Sana da 40 kere söyledik oğlum. Efendi dur kızın yanında. Tabii biraz efendi durman lazımdı oğlum. İlk günden ürkütmeyeceksin kızı. Ya oğlum, siktir edin olmamış işte. Ne olacak, canın sağ olsun. Çok erken mi davrandım acaba diyorum da. Bir hafta kalmış askere gitmeye de. Şöyle otursaydık, iki çay içseydik. Bir içimi dökseydim ona. Ne güzel olurdu ya. O göt patronu gelmeseydi. İyi olmuş amına koyayım. Vallahi iyi olmuş. Baştan temiz olmuş en azından. İki gün sonra kaçardı zaten senin psikopatlığını görünce. Oğlum bak, şöyle ağzının üstüne çakarım bir tane. Çakarsın kardeş, beklerim senden. İyice arızaya bağladın zaten. Bu var ya, asker de iyice manyak olur ha. Vallahi komutan momutan da öyle, bitmez bunun askerliği. Bakarsın askerden önce bir daha denersin şansını. Dönünce mi? Ya 2 seneye onun 4 tane çocuğu olur be. Sahipsiz bırakırlar mı? İyi amına koyayım, o zaman git ayaklarına kapan, bağır, yalvar. Silo müziği aç, şarkı geliyor, aç. Çünkü sen çölüme yağmur ol.
oldun. Sen kışıma yorgan oldun. Özleyeceğim lan sizi. Evet. Yemin ediyorum özleyeceğim. Sarhoş oldu lan bu. Sarhoş mu? Siz daha tanımamışsınız oğlum beni. Gerçek Bekir'i bilmiyorsunuz. Ya siktir lan. Ciğerini biliyoruz biz senin. Geçen eve gidiyorum. Bir tane böcek gördüm kaldırımda. Hmm. Lan üstüne basmadan geçtim gittim tabii böceği. Sonra durdum düşündüm. Pat döndüm geriye. Ona da mı çıkma teklifi? Yok ulan bak yemin ediyorum. Düşündüm dedim ki... Ulan bu böceğin üstüne basmadan geçip gitmek mi marifet? Yoksa geri gidip buna yardım etmek mi? Döndüm geri aldım böceği yerden. Dedim ki karşıdaki çalılığa götürdüm. Benim dedim sana yapabileceğim bu. Bundan ötesi benim elimden gelmez. Allah yolunu açık etsin. Ya. Böceğe bak, dedim. Yani böceğe bakma insanlarla bazen sorunlar yaşıyoruz. İyi demişsin. İlginç olmuş gerçi ya. Abi oğlum aslında bu herif de öyle boş. Vanur lumur bir adam değil ya. Gözümde. Sonra düşündüm gerçi ya. Ulan dedim belki de intihar etmek istiyordu. Yolun ortasında öylece durmuş ya. Neyse iki şekilde de sevap işlemiş olduk. Boşver Bekir baba. İyi yapmışsın. Hadi devam. Sen kışıma yorgan oldun. Benim ne haber? Oğuz. Dönünce kendimle dalga geçeceğim aradım diye. Abardım işte ne yapayım. İyi yaptın, nasılsın? Kutlamıyor musunuz? Yok ya. Burada plastik bardakla gazoz verdiler. Biraz da geçirteceğiz o kadar. Sen ne yapıyorsun? Biz de dışarı çıkacağız. Kimle diye sormayacağım. Sorma. İnsanı her gibi okuyor özlüyor burada biliyor musun? Böyle topuklu ayakkabı sesi özledim. Şeftali özledim. Yani meyve olan. Şeftali. Anladım onu. Böyle fantezim var sanki birisi bana burada. Büyük bir kasede. Şeftali dilimliyor. Ya da ben dilimlesem böyle onları buza bandırıp yesem. Tence soğuk değil galiba orası. Olay o değil. Olay... Niye arıyorsun beni? Beni de mi özledin? Tabii ki özledim. Oğuz başka biriyle... Bilmek istemiyorum. Sonuçta sevgilim değilsin yani. Sadece sesini duymak istedim. Başka yapacak bir işim de yoktu yani. Sen dönünce ne sesler duyarsın daha dert etme. Rahat ol, sakin ol. Bak burası da sıkıcı inan. İyi tamam kapıyorum o zaman. Kendine iyi bak oralarda tamam mı? Hayatta en mutlu seninle oldum. Pelin, burası bambaşka bir yer. Buranın yalnızlığı uyuşturucu gibi. Yoksa biliyorsun öyle aramam seni yani. Biliyorsun öyle şeyler yapmam. Sağ ol, çok incesin. Dediğimi duydun mu sen? Hı hı, evet. O zaman mutlu yıllar. İyi eğlenceler size. Güle güle.
Tamam, bitti konuşma. Oğuz Çavuş. Emrin komutanım. Ne yapıyorsun oğlum burada? Komutanım, bir telefon görüşmesi yapmak istedim. O yüzden. Annenlerimi aradım. Kutladın mı yeni yıllarını? Yok komutanım, eski kız... bir arkadaşım aradı. Gel benimle. Gece nöbetin yok değil mi? Hayır yok komutanım. Yarın da yok. İki gündür beşlik değil. Otur bakalım. Bu aramızda kalacak Oğuzcuğum. Zaten bir bardak vereceğim, o da efkarlandın diye. Sağ olun komutanım. Al. Anılar Oğuzcuğum, anılar hayattaki en önemli şeylerdir. Doğru komutanım. Ben 3 sene önce karımı kaybettim trafik kazasında. Başınız sağ olsun. Tekrar da evlenmek hiç içimden gelmedi. Asker eşi olmak o kadar zor bir şey ki... başka bir kadına bu çileyi çektiremezsin. Komutanım, burası bambaşka bir dünya. Bazen ayak uydurmakta zorlanıyorum. Herkes zorlanır Oğuzcuğum. Bırak beni. Komutanlar bile. Özel kuvvetler bile. Ama önemli olan... görevini kayıtsız şartsız yerine getirmektir. Neden 100 adam dağın tepesinde nöbet tutarlar? Bırak o dağı kardeşim. Şehirlerle, tarlalarla ilgilen diye soruyorlar bize. Ama o dağ Oğuz. O da bu ülkenin başlangıcıdır. Gökyüzüne en yakın yeridir. 3 senedir şehir tayinimi reddediyorum. Sağ olsun komutan da beni burada tutuyor. Neden biliyor musun? Hayır komutanım, bilmiyorum. Çünkü burada anılarım hep taze kalıyor. Sen de anılarından kaçma. O anılar seni sen yap. Hadi bakalım. Arkadaşlarının yanına git. En az 20 tane var. Bekir, kazmamız lazım hadi. Ne? Karı kazmamız lazım. Parkalarımızdan görürler hadi. Hadi. Çabuk ol hadi, kaz kaz. Gel içeri, ben kayalara yatarım.
Yeter, yoruldum. Dinlenelim. Az kaldı. Şu kayalığın kurt dişi olması lazım. Hadi. Lazım mı? Lazım ne lan? Abi haritaya göre orası işte. Bak. Kuzey yarım kürede öğlen güneş güneye bakıyor sanırım. Biz de doğuya gittik hep. Abi şu kayalığın kurt dişi olması lazım. Hadi Bekir. Dayan bak, biraz. Bak. Poşet. Oğlum bak bu sanırım lazım falan filan fazla artık ya. İçim acıyor. Yoruldum. Acıktım. Sakin ol. Hadi bak buraya kadar geldik. Bekir az kaldı hadi. İyi hadi oturalım iki dakika. Kar mı yesem acaba ya? Ne? Yesem doyar mı? Bekir! Çıktı! Bekir! İyi misin? Ne oluyor lan? İyi misin? Herif orada lan. Şancı kurt içinde lan. Hadi Bekir. Hadi. 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 Hadi biraz daha. Hadi. Hadi. Anlamıyorum ama çok kan kaybedersen bayılırsın. Gitmemiz lazım hadi. Nereye oğlum nereye? Herif kurt dişinde be. Her yer o iğnelerle dolu. Hadi Bekir. Hadi. Dur tüm bacağım yanıyor ya. Aa, bırak bu sefer. Gerçekten bırak. Git başının çaresine bak. Bekir sikeceğim biliyorum. Gerçekten bok gibi bu durum. Hadi. Biliyorum acıyor ama lütfen benim için hadi. Hadi Bekir. Hadi. Aa. Hadi. Hadi. Aa. Nasıl fıkrayı beğendin mi? Maalesef beğendim komutanım. Biliyorum sen okumuş adamsın. Annem baban seni dağda savaşmak için yetiştirmedi. Kimin annesi babası yetiştirir ki komutanım? Doğru diyorsun. Tarih okudun. Bazı şeyleri o olgunlukla yorumlaman lazım. Onun için birbirimize yalan söylemeyelim. Emredersiniz komutanım. Burası tehlikeli bir yer Oğuz. Geceleri uyurken, tam uykuya dalacakken bir an uyanır etrafıma bakarım ben. Ben de insanım, ben de korkuyorum. Başyavuşlar da korkuyor. Korkusuz tek asker, şehit askerdir Oğuz. Önemli olan, görevin için bu korkuyu umursamamak. İşte o gerçek kahramanlıktır. Buraya gelen her askerle bu konuşmayı yaparım ben. Fıkralar farklıdır ama bu söylediklerim hep aynıdır. Sen buraya sıkılmak için gelmedin Oğuz. Bir görevin var. Hayatta kalmak. Hayatta kalmak ve yanındakini hayatta tutmak. Çünkü biz yaşadığımız takdirde bu da bizim olacak. Öldüğümüzde değil. Oğuz! Oğuz! Oğuz!
Yardım bana gel! Oyun mu oynuyor hiç? Ruhlarım lan, toparlıyorum, yazıklar olsun lan! İki saattir kıvranıyorum lan, amına konumun çocuğu! Ah! 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 Hey şöyle! Sağ çek biraz, sağ gayret! Uyuz kapla yatları! Nefesini tut evladım, hadi! Tut nefesini, hadi koçum, elin titremesi! Oğlum sen ya. Komutanım! Oğuz, hadi cevap ver. Oğlum cevap ver bak. Senden arızası gelmedi, uyan. Aç gözlerini. Komutanım! Komutanım! Yaşıyor! Bir yere gidemezsin lan, buradasın, burada. Benim... Oğuz! Oğuz! İki dindin mi sen? Evet komutanım. Bana bak. Şimdi biraz canlı içecek. Bekir. Arkadaşına bakacağım. Düğümü çözmeyeceksin. Ne olursa olsun, ne kadar can acırsa acısın, çözmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Oğuz Çavuş. Oğuz. Benim. Koçum, şoktasın. Çok kan kaybediyorsun. Komutanım çok garip. Ne garip oğlum? Konuş benimle. Konuş benimle, anlat. Anlat bana. Ölmek. Ne ölmesi oğlum? Kimse ölmüyor. Bırak şimdi onu. Ölmek yok. Yaşarken hep geçmişi düşünürüz. Anılar, hatalar. Ancak ölürken şimdinin değerini anlıyoruz. Düşün o zaman. Ne güzel olurdu. Ne? Bunun farkını varıp da yaşasam. Hamburger. Hamburger mi? Ne hamburgeri? Oğuz! Oğuz! Aç yüzünü. Oğuz bana bak. Bunu hatırlayacağım. Neyi? Gitmeden benimle yemek yedirdin. Hamburger yedim. Ben önceden de yerdim ki hamburger. Sonra bıraktım kırmızı eti. Sağ ol. Yarın pratik mi yapıyorsun? Yok, ciddi değil. Bir nevi uğurluyorsun aslında beni burada. Gelmek zorunda değildin. Geldim ki orada arama. Zaten ararsam önce ben kendimle dalga geçerim, merak etme. İyi, o zaman döndüğünde ararsın, yine oturur hamburger yeriz. Yaşarsam. Yaşarsam. Geçmiş olsun Oğuz Çavuş. Ben Üsteğmen Tuğrul Tümen. Komutanım. Konuşma, yorma kendini. Sizinkilere haber verdik, yoldalar. Akşama burada olurlar. Omzuna çivi taktılar. Hayatın boyunca alışveriş merkezlerinde öteceksin artık. Onun dışında Türk gibisin. 31'e devam. Komutanım Bekir,
O da iyi. Kurşun kemiği parçalamış ama damarı es geçmiş. Ameliyata aldılar. Bacağını kurtardılar. Yürüyecek ama topallar. Siz olmasaydınız bize... Kusura bakma. Ucucum yetişebildi. Yaptığını da gördüm. Çok cesurcaydı. Gitmeden size refakat edip bir konuşmak istedim. Nereye gitmeden komutan? Dağa. Duyarlarsa reklamlarda oynatırlar bizi. Gerçi o gufret kurtardı hayatımızı. Sonra da ishal olduk hastanede. Bacağım aksayacakmış. Doktor öyle dedi. Dert etme, Timur da aksaktı. Kim? Boşver. Başlama yine ya. Bu oğlan Letonya diye. Legnika. Şu annenler gelse de seni götürse artık. Vallahi artık çok geç. Niye? Artık senin de ailen onlar. Hatırlıyor musun bir keresinde kanalı değiştir dedim de az kalsın beni dövecektin. Lan şafak olmuş çarçur sana değiştirtir miyim ben kanalı? Sen şimdi kalk da şuradan bir Ankara turgu taş bakayım. Hadi hadi daha bitmedi aslında. Daha bitmedi aslında. Ciddi söylüyorsun. Sivilde senin borun ötebilir. Burası ben odama gidiyorum. Senin bu şımarıklığını çekemeyeceğim. Bekir. Kalsın. Vereyim mi biraz daha narkoz? Açayım mı? Aç hemen koyayım. Aç. Daha da ölmedik. Burada senin elinde öleceğiz. Sana vodka bağlamışlar. Nerede? Şuradaki hemşireyi gördüm. Memeleri çok güzel. Bakıyorum keyfin yerine geldi. Gelmez mi? Meme dedim. Şu boktan müzikleri bize zorla dinletiyorlar. Çık git lan o zaman piçe bak. Ulan bir gün bir film aç, haber aç. Ne ruhsuz, ne boş adamsın sen ya. Oğlum senin canın yine dayar susadı lan galiba. Başkaları ses çıkarmıyor diye buranın ağası mı sandın kendini? Bekir, Oğuz! Yaşar Yüzbaş sizi çağırıyor. Siktir git be. Götün yosa gelme lan yavşak. Beni niye çağırıyor? İkiniz ve Kemal başlarınca dağa çıkacakmış. Düşmüşüm derdine, olmuşum aşık. Abuday benizlim, zülfün dolaşık. Dividim kalemim yazarım. Öyle bir Osman'ın göğünü bende, yar bende. İşte ben gidiyorum, sen hemen ağla, yar ağla, dön ağla. Aha ben gidiyorum, sen hemen ağla, yar ağla. Altyazı M.K.
başından indiremedim. Yönünü yönüme döndüremedim. Bir güzelin aklın kandı. Dönem.